çocuğum. Bence giderim ha. Evlaki ekmek arası gidiyor. Hayır hayır. Şap gibi. Ay kıvamı da tutmadı. Şöhretime leke sürdüremem. 40-50 yaşına geldiğinizde benim salçamı böyle hatırlamanızı istemiyorum. Ben sizi bile hatırlamayacağım ki. Ya anneanne bu kavanozlar ne koymuşsun buraya işte? Canım ziyan olmasın fakir fukaraya veririz diye. Ne bileyim. Bana verin ben de fakirim. İyi fikir. Ben eyleme götüreyim bunları. Vallahi ya. Allah Allah ya. Niye eyleme veriyorsun bütün salçayı? Biz onları komşulara dağıtacak. Gitti be. Bir eziği verirsin, salçaları verirsin. Zaten 3 gündür evlatlık aldık kızı. Oldu olacak. Evin tapusunu da üstüne yapalım. Bitsin gitsin. İstemez. Sizin tuz ruhu gibi salçanıza kalmadım ben, tamam mı? Ben dedim. Fakat bu ses... Yatalı misafirliğin uzama sesi. Salçalar nereye verilecekti? Vermeyin bir yere. 3-5 gün daha buradayım nasıl olsa. Ben yerim. Vuhu! Seni salona taşıyayım mı bebeğim? O taşısın. Onun suçu. Kesinlikle benim şanslamdan değil bu abi. Ben ne yapıyorum da her şey benim başıma geliyor ya. Kasıyorsun. Geriyorsun. Kasma. Gülistan, Gülistan. Serdeki nazar bitmez Gülistan. Sen güzel kalbini kabak çiçeği gibi açtıkça istismar eden çok olur Gülistan. Hem tatlı, hem kütür muz gibi tatlı güzel sarışın Gülistan. Sen alemi ne sandın? Alem seni kandı. Aha türkü geliyor. Altta bağlama olaydı. Eydi. Gitarı getireyim mi gitarı? Hemen hızlı ağzını burnunda attırma! Bu kadar para nereye gidiyor ya? Birikimim 0. Deniz 1 lira alıyor, ben 15.000. Benim param bitiyor. Deniz 4 kişiye bakıyor, bir de biriktiriyor. Bunun tek bir açıklaması var. Evet, Deniz bizden para çalıyor. Saçmalama Nur Hayat. Bir elbiseye 10.000 kağıt verirsin. Mantan her gece burada 5 şişe şampanya açtırırsa... Abramovich'i bile batırırsınız. Yarın dizi biterse ne yaparım? Babam parayı kesti. Asıl ben ne yaparım? Size dar gelirli gibi yaşamayı öğretebilirim ama... fakirliği beceremezsiniz. Ha! Fakirler bile fakirlikte başarılı oluyorsa... biz zenginler fakirlikte zirve yaparız. En fakir oluruz. Kulağa çok mantıklı gelmedi. İlginç hale getirelim mi? Bir hafta ikiniz... Deniz ve ailesi gibi kira hariç 500 lirayla geçinen. Yapamayız. Yaparız. Geçinemezseniz haftalıklarınız yani 30.000 kağıt benim. Başarırsak. Taksim meydanına çıkıp anırırım. Çok daha rezil şeyler yapmışlığın var. Bari bize faydalı olan bir hareket olsun. Peki. Buraya gelip daha söz kostümümle göbek atacağım, gecenizi şenlendireceğim. Uyar. Yuhu! Duydunuz yerinin sesini. Yarışma başladı. Nur Hayat o parayla bir hafta idare etsin, kredi kartını geri vereceğim dedi. Hadi inşallah. Çok ufak bir bavulla gelip bir hafta burada oturacaksınız. Örf ve adetler dolayısıyla Nur Hayat geceleri eve gidecek, sabah erken gelecek. Ama evde su içmek, hatta duş almak bile yasak. Ben de yarışmanın denetçisiyim. Niye ki? Sana ne? Maço adamız herhalde birader. Manitamıza bizim kafede eşin dostun arasında kolay kolay göbek attırmayız. Evet. Kuraller. Öküz gibi yarışmaya ama ya. Borç almak. Israr kıyamet davet edilmeden misafirliğe gitmek. Aile, şirket ve şöhretin imkanlarını kullanmak yasaktır. Başaracağız Emir. Şu andan itibaren dar gelirli sıradan insanlarsınız. Dar gelirli olabilirim ama çeperimdeki bu aurayla sıradan asla. Bir hafta sonra göreceğiz auranı bebeğim. Ama elbette Zerrin. Bugünlük size kısa bir eğitim verecek. Galiba bütçeli, kaliteli bir yaşamın incelikleri. Bir nevi şehirde survivor. Kimseyi aramayın. Beni ara diye mesaj atın, size yazmasın.
İlla şık olmanız gereken bir yer varsa giysiyi alıp giyin. Ertesi günüm vazgeçtim deyip iade edin, parayı geri alın. AVM'lere gidin. Parfümlerin oşantiyonlarından, bakım ürünlerinin deneme boylarından isteyin. Kreme para vereni hobi olarak döverim. Likis marketlere gidin. Tadımlık her şeye takının. Hiçbir şey almadan geri çıkın. Sabah yumurta yiyin. Hem ucuzdur hem tok tutar. Öğlen simit ayran vazgeçilmezdir. Akşam için ise bol şans. Temizliği kendiniz yapın. Hem spor salonu hem hizmetçi masrafından kurtulun. Film, tiyatro ve konserlere bilet almayın. Antarakta kollayıp kalabalığa karışıp girin ve ikinci perdeyi seyredin. İkinci perde her zaman daha heyecanlıdır. Koşun, koşun. Manikür, pedikür, saç kesme, fırçakma bunları öğrenin. Kuaförden tasarruf edin. Ayrıca bir altın bileziğiniz olur. Her zaman toplu taşıma araçlarını kullanın. O elinizdeki kartla hepsini biniliyor. Aşkım Uber acayip değil mi ya? 3 kuruş paraya her yere gidebiliyorsun. Bu oturanlar daha mı çok para verdi? Biz ayaktayız diye mi daha ucuz acaba? Şimdi Zerrin, bu her zaman bizim duyduğumuz halk değil mi? Bizzat öz hakiki halk. Oh, what? Hey! Tam tahmin ettiğim gibi ama hiç yakından görmemiştim. Wow! Emar, safariye çıkmış gibi bir ifade var yüzünde. İstersen kaldır onu, dikkat çekiyor. Zerrin bir şey soracağım. Çıkarken şoföre ne kadar bahşiş veriyoruz? Bahşiş mi? Zaten 3 kuruşa gezdik ya onu, oyup ortuk. Bir 100 kağıt veririz değil mi Emir? Okey. Kim o? Tanıdık mı var? Yok, insan değil. Kaçtan bana 30.000 TL öpçük ölüyor da şöyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.